Arkadaşlar, bu dersimizde 1954-1961 dönemi Türkiye ekonomisini değerlendireceğiz. 1954-1961 Türkiye ekonomisinde anahtar kavram dış ticarette kontrole dönüş olacaktır. Arkadaşlar, 1954-1961 Türkiye ekonomisini değerlendirirken öncelikle 1950-1960 dönemine genel bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Önce bu dönemi genel hatlarıyla değerlendireceğiz. Daha sonra bu dönemin ayrıntılarına değineceğiz. 1950 yılına gelindiğinde Türkiye'de yeni bir model arayışına girilmiş, seçimleri kazanan Demokrat Parti liberal ekonomi politikaları uygulamayı vaat etmiştir. Özellikle Amerika kaynaklı kredilerden de yararlanılarak özel sektöre dayalı bir sanayileşme hamlesi başlatmaya çaba göstermiştir. Bütün bu çabalara rağmen ekonomide devletin payı büyümeye devam etmiştir. 1950-1960 dönemi Türkiye'nin piyasa ekonomisi kurallarını uygulamadaki başarısızlığının başlangıç dönemidir. Bu dönemde enflasyon artış trendine girmiş, artan enflasyon karşısında faizler ve kurlar sabit tutulduğundan ekonomiyi yönlendiren fiyatlar arası dengeler tamamen bozulmuştur. Uygulanan sabit faiz ve kur politikası altında negatif faizler tasarruf ve yatırım dengelerini bozmuş, aşırı değerlenen Türk lirası ekonomiyi dış ödemeler dar boğazına sokmuştur. Türkiye kahve dahil ekonomide ihtiyaç duyulan malları ithal edemez duruma gelmiş ve bir ekonomik ve siyasi krizle bu dönem sona ermiştir. 1960 krizi büyük çapta bir devalüasyon yapılarak, yani Türk lirasının %40 oranında devalüe edilerek ve reel faizler arttırılarak atlatılmıştır. 1950-1960 dönemine ayrıntılı bir biçimde değerlendirecek olursak da 1950-1960 döneminde ekonomik hayatta özel girişimciliğin esas alındığı bir dönemdir. Bu dönemde milli bir burjuvazi oluşturulmasına ve güçlendirilmesine ağırlık verilmiştir. Ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere dış ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde devlet işletmeciliğinin sadece kamu hizmetiyle ve özel sektörün faaliyette bulunmak istemediği alanlar ile sınırlanması hedeflenmiştir. Ayrıca yeni kamu işletmelerinin kurulmaması ve var olanların özel kesime devri planlanmıştır. Ancak kitlerin hiçbiri satılamamakta ve mevcutlar genişletilmiş, ayrıca yeni kitler kurulmuştur. Liberalizmin temel alındığı bu dönemde serbest rekabetçi politikalarının uygulanması ancak 1954'e kadar mümkün olmuştur. 1954'ten sonra belirli mallarda kıtlıkların başlamasıyla 1956 yılında İkinci Dünya Savaşı döneminde uygulamaya konulan Milli Koruma Kanunu tekrar yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla devlet İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar ekonomiye müdahaleye başlamıştır. Ekonomiye aşırı müdahaleleri takiben 1958 yılında stabilizasyon kararları alınmıştır. IMF ve Dünya Bankası dayatmalarıyla aşılanmak istenen serbest piyasa ekonomisi sistemi 1954 sonrasında olumsuz bir yapıya bürünmüş ve krizle sonuçlanmıştır. Arkadaşlar, Türkiye IMF'den ilk kez 1958 yılında bir standby anlaşması olmadan kredi kullanmıştır. O halde Türkiye'nin IMF ile ilişkisi, kredi kullanımı ilk kez ne zaman oldu? 1958 yılında. İlk standby anlaşması ise 1961 yılındadır. Şimdi arkadaşlar, 1950-1960 dönemi ayrıntılı değerlendirmesinde şimdi de 1950-1960 dönemindeki dünya krizlerine bakacağız. 1954 krizi. Kore Savaşı sonrasında uzun yıllar boyunca ham madde ve tarım ürünü fiyatları düşmüş, dış ticaret hatleri Türkiye aleyhine dönmüştür. Çünkü bu döneme kadar Türkiye dış ticarette ihraç ürünleri içinde en yüksek pay ham madde ve tarımsal ürünlerdir. 1958 krizi. Amerika Birleşik Devletleri'nin durgunluğa girmesi, Avrupa Ekonomik Topluluğu paralarının konvertibilite geçmesi
ve Roma Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle pazarlarda daralmalar meydana gelmiştir. Arkadaşlar, 1950-1960 döneminde Türkiye'de iki kriz meydana gelmiştir. Bakın, az önce neyi gördük? Dünya krizlerini. Peki şimdi neyi göreceğiz? Türkiye'de ortaya çıkan krizleri. İlk olarak 1954 krizi. 1953 yılından itibaren meydana gelen döviz sıkıntısı ve 1954 yılında kötü hasat sebebiyle ithalat imkanları azalmış. Bu da içe dönük sanayileşme önünde bir baskıya yol açmıştır. Böylece ithalatta kısıntılara gidilmesi ve bazı malların ithal ikamesi yoluyla elde edilmesi dönemi başlamıştır. Dolayısıyla ithal ikameci sanayileşme stratejisi planlanmasına ağırlık verilen 1960 sonrası dönemi ana çatısını oluşturmuştur. 1960'lı yıllarda hızlı bir gelişme sağlayan ve 1970'li yıllarda şiddetli bir krize sürüklenmeye yol açan bu strateji planlı dönemin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 1958 krizi. 1950'li yıllarda uygulanan dışarıdan sermaye ithaline göre ayarlanmış serbestleşme programı 1958 krizinin hazırlayıcısı olmuştur. 1958 yılına gelindiğinde vadesi gelmiş 256 milyon dolarlık dış borç mevcuttur. 1958 yılı Ağustos ayında IMF ile bir istihdam programı uygulamasına geçilmiş. Bu kapsamda devriyasyon yapılmıştır. Dış ticaret açığı büyümüş, 1958'de 55,3 milyon dolar olan bütçe açığı 1959'da 266,7 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye, 1959 yılında hayat pahalılığında Brezilya'nın ardından dünya ikincisi olmuştur. Şimdi arkadaşlar, 1958 İstikrar Programı'nın kısaca bir nedenlerine bakalım. Şimdi, hızlı bir ekonomik büyüme ve sanayileşme adına körüklenen iç talep enflasyona ve dış ticaret açıklarına neden olurken dış kaynak girişlerindeki yetersizlikler, koordinasyonsuz yatırımlar ve kaynak israfı hükümeti tedbir almaya yöneltmiştir. Bu amaçla 1952 yılında ithalatta serbestleşmeden vazgeçilirken 1954 yılında dış ticarete yeni kontroller ve sınırlamalar getirilmiştir. 1956 yılında Milli Koruma Kanunu yeniden yürürlüğe girmiş ve dış ticaret ve fiyat kontrollerine gidilmiştir. Ayrıca faiz oranları yükseltilmiş ve banka kredilerine sınırlamalar getirilmiştir. Ancak alınan tedbirlerin yetersiz kalması 4 Ağustos 1958 yılında IMF güdümlü istikrar tedbirlerinin uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. 1958 yılında moratoryum ilan edilmiştir. Yani istikrar programı çerçevesinde dış borçlar ertelenmiş, Amerika, OECD ve IMF'den yeni krediler sağlanmıştır. Ağustos 1958'de Türk lirası devreye girmiş, 1 dolar 2,80 TL'den 1 dolar 9 TL'ye devalüe edilmiştir. Devalüasyon ile döviz alım satım işlemlerinde prim ödenmesi rezerve uygulaması şeklinde çoklu kur uygulaması olarak hayata geçmiştir. İthalata yeniden serbestli getirilmiş ve ithalat üçer halde programlara bağlanmıştır. Emisyon hacmi sınırlandırılırken banka kredilerine sınırlamalar getirilmiş ve çeşitli kesimlere açılacak kredilere kotalar uygulanmıştır. Kamu harcamalarının sınırlandırılması ve bütçe dengesinin sağlanması kararlaştırılmıştır. 1956 yılından itibaren iç fiyatların kontrolü terk edilerek kit ürünlerine yüksek oranda zam yapılmış, alınan tedbirler doğrultusunda kısmi iyileşmeler yaşanmış olsa da dış ticaret açıkları kronik hale gelmiş ve ekonominin dışa bağımlılığı artmıştır. Bu dönem asgari müdahale ile son bulmuştur. 1950-1960 dönemi ekonomik gelişmelerine baktığımızda ise 1950-1960 döneminde sabit fiyatlarla gayri safi milli hasıla yıllık ortalama %6,3 oranında büyümüştür. 1950-1953 döneminde
sabit fiyatlarla gayri safi minasla yıllık ortalama %12 oranında büyümüştür. 1950-1960 döneminde sabit fiyatlarla tarım sektörü yıllık ortalama %5,3, sanayi sektörü %8,1, hizmet sektörü %6,5 oranında büyümüştür. İç talep artışı nedeniyle temel tüketim mallarının ithal ikamesine dayalı sanayide ciddi gelişmeler yaşanmıştır. İhraç ürünlerinin %85'e yakını tarım ürünlerinden, ithalatın %85'i yatırım malları ve hammaddelerden, %15'i tüketim mallarından oluşmuştur. Tarım sektöründe taban fiyat uygulamasıyla destekleme alım politikası genişletilmiş, satın alınan ürünlere yüksek taban fiyat uygulanırken toprak mahsulleri ofisi zarara uğramıştır. Genişletici para ve genişletici maliye politikaları uygulanmış ve bu nedenle bütçe disiplininden uzaklaşılmıştır. Kamu harcamalarının iç borçlanma ve Merkez Bankası kaynakları ile finansmanı olağan hale gelmiştir. Dönemin başında özelleştirmeleri düşünülen kit sayıları artarken, kit ürünlerinin fiyatlamasında politik ve keyfi kararlar uygulanmış ve istihdam depoları haline dönmüşlerdir. Bilin arkadaşlar, kitlerin işletme zararları bütçeden ve Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmıştır. Dış ticaret ve serbestleşme ile birlikte dış ticaret açıkları genişlemiş, yeterli sermaye girişinin olmaması nedeniyle altın ve döviz rezervleri tükenmeye başlamıştır. Kamu harcamalarındaki artışlar ve Merkez Bankası kaynaklarına başvurulması ile iç talebe dayanan hızlı büyüme enflasyon oranının artmasına neden olmuştur. Tarımın makineleşmesi sonucu tarımsal üretim rekor derecede artmıştır. Yatırımların milli hasılaya oranı 1950-1960 döneminde %14 yükselmiştir. Ulaştırmada karayolları deniz ve hava ulaşımının önüne geçmiştir bu dönemde. Yabancı sermaye girişini teşvik etmek amacıyla 1954 yılında iki kanun çıkartılmıştır. Bunlar Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunu'dur. 1954 yılında çıkartılan Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'na göre yabancı yatırımcıların kar transferine izin verilmiştir. Yabancı sermayenin sadece döviz olarak değil, makine ve parçaları, lisans, patent ve marka hakkı gibi nesnel olmayan haklar biçiminde de gelebilmesinin yolu açılmıştır. Böylelikle ilk kez yabancı sermayenin döviz dışındaki alanlarda da ülkeye girişine izin verilmiştir. Yabancı sermaye girişinde aranan tek koşul, yatırımın sanayi, tarım, ulaşım, inşaat ya da turizm alanlarında olması ve üretim ile ihracat üzerinde olumlu bir etki yaratmasıdır. Dolayısıyla yabancı sermayeye yerli girişimcilere açık bulunan her alana girebilme özgürlüğü tanınmıştır. Bu dönemde yabancı sermaye en çok Amerika'dan gelmiştir. Bunun en önemli nedeni Türkiye'nin dolar bölgesine katılmış olmasıdır. Arkadaşlar, 1950-1960 döneminde kurulan kamu iktisadi teşebbüslerine ve önemli diğer kuruluşlara baktığımızda 1950 yılında Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası, yani ilk özel yatırım ve kalkınma bankası kurulmuştur. 1 Mart 1950'de Karayolları Genel Müdürlüğü, 8 Mart 1950'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 30 Mayıs 1950'de Toprak İskan İşleri Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos 1952'de Et ve Balık Kurumu, 13 Mayıs 1953'te Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, 13 Temmuz 1953'te PTT ve PTT Kamu İktisadi Teşebbüsü Kanunu kapsamına alınmıştır. Yine 22 Temmuz 1953'te Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Kamu İktisadi Teşebbüsü Kanunu kapsamına alınmıştır. 18 Ocak 1954'te 6.224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu çıkartılmıştır. 28 Şubat 1954'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 7 Mart 1954'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 13 Mayıs 1955'te SEKA, yani Selüloz ve Kağıt Sanayi Kurumu,
13 Mayıs 1955'te Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 23 Ocak 1957 ODTÜ, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 22 Mayıs 1957'de TKİ, yani Türkiye Kömür İşletmeleri ve 30 Mayıs 1957'de Sanayi Bakanlığı kurulmuştur. Evet arkadaşlar, şimdilik de konuyla ilgili çıkmış sınav sorularını çözelim. İlk olarak Kamu İhale Kurumu 2006 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 yılları arasındaki dönemin belirgin niteliklerinden biri değildir? Arkadaşlar bu soruyu çözerken şu bilgiyi aklımızda bulundurmamız gerekiyor. O da 1948 yılından itibaren Amerika tarafından verilen Marshall yardımlarıyla birlikte demir yolları adeta yok sayılarak karayolu yapımına ağırlık verilmiştir. Dolayısıyla 1946-1960 yılları arasında dönemin belirgin niteliklerinden biri demir yolları önceliğinin terk edilmesi ve ulaşımda karayollarına öncelik verilmesidir. Zaten konuyu da anlatırken demiştik ki karayolları ulaşımı diğer ulaşımların önüne geçmiştir. O halde bu sorumuzun cevabı ne olacak? Yanıt E seçeneği. Demir yollarına önemli ölçüde öncelik verilmesi yanlış, karayollarına daha büyük önem verilmiştir. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz, Kaymakamlık 2006 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, Türkiye'de döviz dışındaki alanlarda da yabancı sermaye girişlerine izin veren ilk yasal düzenleme hangi yılda yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de döviz kazanmak amacıyla, döviz sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye yabancı sermaye girişlerini kolaylaştırmak amacıyla 1954 yılında iki tane kanun çıkartılmıştır. Bunlardan birincisi petrol kanunudur, bir diğeri de 6224 sayılı yabancı sermaye teşvik kanunudur. 1954 yılında çıkartılan 6224 sayılı yabancı sermaye teşvik kanununa göre Türkiye'de döviz dışındaki alanlarda da yabancı sermaye girişlerine izin veren ilk yasal düzenlemedir. Peki bu döviz dışındaki alanlar neler? Makina, makine parçaları, patent ya da lisans uygulamaları gibi alanları ifade etmektedir. O halde bu sorumuzun cevabı ne olacak? Yanıt A 1954. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2009 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz 1950-1960 yılları arasında yabancı sermaye girişlerinin bir yolu olan petrol yasası kaç yılında çıkartılmıştır? Arkadaşlar bir önceki soruda da açıkladığımız gibi 1950-1960 yılları arasında yabancı sermaye girişlerinin bir yolu olan petrol yasası 1954 yılında çıkartılmıştır. Türkiye'de 1954 yılında yabancı sermaye girişlerini sağlamak amacıyla iki kanun çıkartılmıştır. Bunlar petrol yasası ve yabancı sermayeyi teşvik kanunu yani 6224 sayılı kanundur. Yani yanıt ne olacak? B seçeneği. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2006 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllarda yabancı özel sermaye girişlerinin hızlanmasına neden olan düzenlemeler arasında yer almaz. Şimdi arkadaşlar, 1954 yılında yabancı özel sermaye girişlerinin hızlanması için bir petrol kanunu, bir de 6224 sayılı yabancı sermaye teşvik kanunu çıkartılmıştı. 6224 sayılı yabancı sermaye teşvik kanununa göre yabancı yatırımcıların kar transferlerine izin verilmiştir. O halde gördüğünüz gibi C seçeneği var. Ve yine yabancı sermayenin yalnızca döviz olarak değil, makina ve parçaları, lisans, patent ve marka hakkı gibi nesne olmayan haklar biçiminde de gelebileceği benimsenmiştir. O halde gördüğünüz gibi E seçeneği, yabancı sermayenin patent, lisans hakkı şeklinde gelmesine izin vermesi de var. Yabancı sermayenin döviz olarak getirilmesine izin verilmesi zaten var. Diyoruz ki hem döviz hem de döviz dışında da gelebilir. Ayrıca 6224 sayılı yabancı sermaye teşvik kanununa göre ülkeye gelen yabancı özel sermayede aranan tek koşul yatırımın sanayi,
tarım, ulaşım, inşaat ya da turizm alanlarında olması ve üretim ile ihracat üzerinde olumlu bir etki yapmasıdır. Aynı zamanda 6224 sayılı yabancı özel sermaye teşvik kanununa göre yabancı sermayeye yerli girişimcilere açık bulunan her alana girebilme özgürlüğü de tanınmıştır. O halde yanıtımız ne oldu arkadaşlar? B seçeneği. Yani yerli sermayenin olmadığı sektörlere girmesine izin verilmesi gibi bir düzenleme kanunda yoktur. Bir diğer çıkmış sınav sorusu, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2009 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, 1950-1960 yılları arasında Türkiye'ye yabancı sermaye en çok hangi ülkeden gelmiştir? Arkadaşlar 1950-1960 yılları arasında Türkiye'ye yabancı sermaye en çok Amerika'dan gelmiştir. Bunun en önemli nedeni Türkiye'nin dolar bölgesine girmiş olmasıdır. Yanıtımız ne olacak? A seçeneği. Bir diğer çıkmış sınav sorusu, Türkiye ve Orta Doğu Amme Dersi Enstitüsü 2011 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrasında devletçiliğin sona ermesiyle Türkiye ekonomisinde uygulanan politikalardan biri değildir? Arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde yani 1950-1960 döneminde devletçiliğin sona ermesiyle ilgili uygulanan politikalardan biri değildir demiş. Şimdi bakın, bu dönemde tarımda makinelaşma ve karayolu ulaşımın öncelik verilmesi var. Kamuya ait enerji yatırımlarının sürdürülmesi var. Özel girişimciliğin teşvik edilmesi, özellikle 1950-1954 yılları arasında bu teşvik edilmiştir, var. Yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi var. İki kanun çıkmıştır. Petrol kanunu ve yabancı sermaye teşvik kanunu, bu da var. Ama kitlerin özelleştirilmesi bu dönemde değil. Kitlerin özelleştirilmesi daha çok 2000'li yıllarda söz konusu. O halde yanıtımız ne olacak? Yanıtımız C seçeneği olacak. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz, Kaymakamlık 2011 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, aşağıdakilerden hangisi 1950'li yılların başlarında Türkiye ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşüm sırasında gerçekleşmiştir? Şimdi arkadaşlar, Türkiye 1950'li yılların başlarında liberal politikaları uygulamaya çalışıyor. Ne zamana kadar? 1954 yılına kadar. Sonra 1954 yılında ise tekrar devletin ekonomiye müdahale ettiği politikalar ön yüzüne geliyor. Çünkü Türkiye bu dönemde liberalleşmede başarısız olduğu bir dönemi ifade etmişti. Konuyu anlatırken de ne yapmıştık? Bu şekilde açıklamıştık. Şimdi bakın arkadaşlar, 1950'li yılların başlarında Türkiye ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşüme değindiğimizde şunu ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki, liberal bir dış ticaret politikası izlenmeye başlandığı gibi aynı zamanda yabancı sermayenin girişini teşvik edici yasal düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar 1950'li yılların başlarında Türkiye ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşüm sırasında ekonominin dışa açılmasının desteklenmesi gerçekleşmiştir. Bu nedenle yanıtımız ne olacak? Yanıtımız B seçeneği olacak. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008 sınav sorusu. Der ki sorumuz, aşağıdaki kamu iktisadi teşebbüslerinden hangisi 1950 ile 1960 yılları arasında kurulmamıştır? Şimdi arkadaşlar, 1950 ve 1960 yılları arasında kurulmuş tüm kamu iktisadi teşebbüslerini teker teker açıklamıştık. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Et ve Balık Kurumu 1952, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1954, Türkiye Taş Kömürü Kurumu 1948, Devlet Malzeme Ofisi 1954, Selüloz ve Kağıt Sanayi Kurumu yani SEKA 1955 yılında kurulmuştur. O halde Türkiye Taş Kömürü Kurumu 1950 ve 1960 yılları arasında değil, 1948 yılında kurulduğu için yanıtımız ne olacak? C seçeneği olacak. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2010 sınav sorusu. Der ki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllarda uygulanan ekonomik politikalardan biri değildir? Arkadaşlar
1950'li yıllarda uygulanan ekonomi politikalarına baktığımızda öncelikle 1954'e kadar liberal politikalar, 1954'ten sonra devletçi politikaların uygulandığını görüyoruz. Bu nedenle 1954'lü yıllardan sonra devlet ekonomiye sürekli ne yapacak? Müdahale edecek. O halde ne olacak? 1954'ten sonra devlet yeni kitler kurmuş, kitlerin sermayelerini arttırmış ve yeni kitlerle ara malı ve daha çok tüketim malı üretmeye çaba göstermiştir. O halde yanıt ne olacak arkadaşlar? Yanıtımız B seçeneği, kitlerin sermayelerin arttırılması ve yeni kitlerin kurulması. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz, Türkiye ve Orta Doğu Anmidarisi Enstitüsü 2011 sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllarda Türkiye'de tarımsal üretimi arttıran nedenlerden biri değildir? Şık bakın arkadaşlar, 1950'li yıllarda Türkiye'de tarımsal üretimi arttıran nedenlerden en önemlisi 1948 yılında Marshall yardımları ile birlikte Türkiye'de tarımda makinelaşmanın başlamasıdır. Dolayısıyla tarımsal kredi olanaklarının genişlemesi, traktör sayısının artması, tarım ürünleri fiyatlarının desteklenmesi, topraksız köylere toprak dağıtılması Türkiye'de tarımsal üretimi arttıran nedenler arasındadır. Ancak et ve balık kurumuna ait arazilerin özelleştirilmesi Türkiye'de tarımsal üretim arttıran nedenlerden biri değildir. Dolayısıyla yanıtımız ne olacak? Yanıtımız D seçeneği olacak. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz iç denetçilik 2011 sınav sorusu. Der ki sorumuz aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminde Türkiye ekonomisinde gerçekleşen gelişmelerden biridir? Arkadaşlar 1950-1960 döneminde Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden biri sanayi yatırımlarını hızlandırmak amacıyla yeni kitlerin kurulmasıdır. Dolayısıyla yanıtımız ne olacak? Yanıtımız B seçeneği. Şimdi arkadaşlar 1950-1960 döneminin 1954 yılına kadar olan dönemi liberal politikalarla geçiyor. Ancak başarısız olunduğu için 1954'ten sonra artık sanayi yatırımlarını hızlandırmak amacıyla yeni kitler kuruluyor. Bu döneme başlarken Türkiye mevcut kitlerini azaltmak, özelleştirmek ve yeni bir kit kurmama kararı almasına rağmen 1954'ten sonra yeni kitler kurulmaya başlanıyor. O halde yanıtımız ne olacak? Yanıtımız B seçeneği. Arkadaşlar bu dönemle ilgili çıkmış sınav sorununu çözdük. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.